Galatasaray çok net skorlarla kazanamadı geride bıraktığımız 3 haftada. E son dakika Gomis'in bireysel performans anlamında öne çıktığı, e, gollerle kazandı iki maçta da sen nasıl gördün? E, ortamı, atmosferi, o takım içindeki ilişki çünkü çok önemli sizin için basına açık antrenmanlar. Doğru. Yabancı ağırlıklı bir Galatasaray izleyeceğiz. Ee, geçen sene de yerli ağırlıklı bir Galatasaray vardı. Açalım sırf Taylan Berkan gibi düşünmeyelim. Ön tarafta Fatih Hoca, Muhammed ve Jacques denen daha çok Halil Dervişoğlu'na süre verdi. Takımın en iyi ismi e, Kerem'di. Kerem de Galatasaray'ın bakarsak. Ama şimdi nedir yapı? Olabildiğince yabancı ağırlıklı gitti Okan Hoca'da. İlk lideri takımı Sergio Oliveira demin Ahmet Selim söyledi şimdi takımların iyiliği kötülüğü tartışırız ama lider oyuncu başka bir şey. Şimdi evet. Sergio Oliveira lider oyuncu profile net şekilde uyuyor. Gomis de bence bu profili fazlasıyla karşılıyor ön taraftaki kulübeden oyuna attığınızda da katkı alabiliyorsunuz. Seferovic şu an beklentileri karşılayamadı. Ben Seferovic'in performansındaki deki olumsuzluğu biraz da Kerem'le Yunus'un oyun tipine bağlıyorum. Yani ee, forvete biraz çalışmaları gerek. Çok bireysel oynuyor ikisi de. Ee, katı diyeyim, şu çekeyim. Biraz daha orada Okan Hoca'nın ki, set hücumunu oturtması gerek. Seferovic gibi hani böyle çok ekmeğini taştan çıkaran tarzda bir oyuncu değil. Hani biraz daha <laughs> beslenmeye muhtaç bir oyuncu ki orada bile bazen formsuz döneminde şey yapabiliyor. Yunus ve Kerem'den ziyade bütün takımın ya yani eğer böyle bir forvetle oynayacaksanız biraz da forveti düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Şu anda biraz da Belki geçtiğimiz yıldan kalan alışkanlıklar bunlar işte. Biraz daha takımdan ziyade eski alışkanlıkları sahada görüyoruz gibi daha sonuca gitmeye yönelik Kerem'de özellikle. Çok var şu an. Bir, e, kırmızımız da var ekranda alt bantımızda son dakika olarak. Fenerbahçe Beko 33 yaşındaki Yunan oyuncu Nik Kalatesi kadrosuna kattı. 33 yaşındaki oyun kurucu. E, kariyerinde Barcelona, Panathinaikos, Memphis gibi takımlarda oynadı. 1 e, bir Euro Lig, bir Euro Cup, 6 Yunanistan Ligi, 4 Yunanistan Kupası, 1 İspanya Ligi, 2 İspanya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Ve Fenerbahçe Beko kadrosunda olacak e, bu sezon. Önemli bir Mikala'dır. transfer basketbolda da. Yani, Ama Sulukas e, bence daha iyi oyuncu. <laughs> evet ama ya yani biraz da Yine farklı. Yine Lucas da yıllarca var. oynadı Fenerbahçe'de. Evet. Fa tarzları da biraz farklı ama şey, Itudis'in ee, yapmaya çalıştığı şeye çok gereken bir oyuncuydu. Berbatçı bu yıl basketbolda da yeniden diyorum. Çünkü son yıllarda biraz daha o iddialı görüntüden uzaklaşmıştı. Bu yılda belli ki hedef Euroleague şampiyonluğu olacak orada. Devam edelim Mehmet. Ee, özellikle Yunus ve Kerem'in performansının Seferovic'in oyununa etkilerinden bahsediyoruz. Doğru. Ee, yani Kerem iyi başlamadı sezona. Galatasaray sezonu iyi başlama takım genelinden. Burada Okan Hoca'ya da yazar tabii ki. İş sadece yani hücum planı değil. Demin Selim Fenerbahçe'de örnek verdi. Duran topları da Galatasaray'ın daha efektif kullanması gerek ki. Bu sefer topun başına daha yetenekli isimler evet. geliyor. Yani Çıkaldayı ayı görmüyoruz topun başında en azından. Öyle söyleyeyim. Çok Hiç. önemli ya. Yani Lincoln'un Ortalarının tabii tesadüf değil yani. Bu tutak Galatasaray, topa kalitesi çok ben önemli. Ben Galatasaray'dan hala umudumu kesmedim. Nedenini de şöyle izah edeyim. Bir, üç hafta geride kaldı. Bu takımın zamanı ihtiyacı var. Fahane Arnold, Kerem Nelson, %70 değişik takımı bu bir. İkincisi Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe'den en büyük avantajı haftada bir maç oynayacak olması. Üçüncü süte Ceyda yapılan transferlerde, geçen sene ben hep vurguluyordum. Feguli dışında Galatasaray'ın A sınıf oyuncusu yok diyordum. O Feguli'nin de fiziği yerlerde diyordum. Bugün Ağustos'un 23 Fegül'ü e hala takım bulamadı sanırım. Evet. evet. Ama şimdiki takıma bakalım. Torreira A sınıf bir oyuncu. Mertens A sınıf bir oyuncu. Sergio Oliveira da A sınıfa koyuyorum. Sonuçta Roma aldı. Bizim Mourinho. için, en azından bizim lig için Tabii, e, bu seviyede. Bu oyuncu seviyede önemli. Nelson bir aşama kaydetti. Sevilla'dan teklif aldı. Yani oyuncu grubu Galatasaray'ın şu an kadro kalitesi net şey. Geçen sene çok çaylak bir takım vardı. Ama takım kusun hayır örnek vereyim şu an çok yerli oyunculardan Galatasaray'ın faydalanmadığını net şekilde görüyoruz işte Taylan Berkan oynasın demek istemiyorum ama aralarda değerlendirmeniz gerek. Saşa iyi kazandı olumlu anlamda onu söyleyeyim Okan Hoca. Yani Duva'nın sakatlığı, Omar'ın e, Omar'ın da sakatlığına şöyle bir açıklık getireyim Ceyda. Gözündeki problemden dolayı daha doğrusu artık o sıkıntısı kalmadı ama çok ilaç kullandığı için vücudunda ödem oluşuyor. Bu da yine yani umarım böyle aralarda e, Adele sakatlıkları yaşamasına sebep oluyor gibi bilgi geldi bana. Saşa boyu bu periyodu bence iyi kullandı. Onun hakkını teslim etmek istiyorum. Maç maç e, performansını arttırdı. Evet. Şu an için evet Dubai bir eksik. Dubai'nin ben e, gelişini Yunusu da olumlu etkileyeceğini düşünüyorum çünkü e, oyun aklı olan ya da şöyle söyleyelim e, çok istisnalar var ama e, bazen idare eden beklerle de işi götürebilirsiniz. İşte geçen sene Trabzonspor neredeyse sol beksiz şampiyon oldu dese evet. yeridir. Ama Fenerbahçe'deki bütün e, olumlu çıkışı İsmail Kartal dönemi tamam. Mert Hakan İrfan dedim ama. O sayı Ferreira'yı biz hep ne hatırlıyoruz Fenerbahçe kariyerinde? Ferdi ile o Samuel'i Fenerbahçe'ye kazandırdı diyoruz. Yani şimdi Galatasaray'ın iki şampiyonunu hatırlıyorum. Sağ bek Mariano, sol bek Nagatomo. Evet. Mariano e, gol atar, orta yapar. Nagatomo Vizce ile Koyrejme şampiyonluk maçlarını tutar. Yani iyi bekleri vardı. Ama şimdiki Galatasaray kadrosuna bakıyorum. Duba çok iyi bek. Yani Duba muhakkak o Stoperlerin yerine geçecek pozisyon bilgisi var. Ön tarafta Yunus Red gidecek. Solda Fana Anol çok istikrarsız kaldı. E kolay değil bir anda her şeyi olumluya çevirmeniz ama dediğim gibi ben umutsuz değilim. Muhakkak haftalar geçti Galatasaray'ın oyunu oturacak ve Trabzonspor maçında da şöyle çok diyeyim. Çarşamba günü Trabzonspor çok hayati bir maç oynayacak. Kopenhag maçı, Bakasetas, sakatlık, şey. Vitsa bakarsak e, yani Hamşik'in da yani eksikleri de var Trabzonspor'un. E, o yüzden yani Galatasaray'ın uzun maratonda sadece ligde yarışıyor olması bunu avantaja uzun vadede çevirmesi. Çevirmesi de elinde. Yani, yani, tabii. Çevirmesi. Şöyle örnek vereyim. Mesela eğer Trabzonspor Kopenhag maçını oynamadan bu maça çıksaydı tabii, Trabzon, ben net favori görürdüm. Şundan dolayı. 5-2'nin de bir reaksiyonu olacaktı. %100. Ama şimdi bu mesela tüm bu reaksiyon Tüm bu şey Kopenhag maçında kendini ortaya. Oradaki ruh hali başka ya, bir şey konuşturacak. İzleyiciler lütfen çok uyarsın. Selim var. var mı? Hem Ligi hem Avrupa'yı çok iyi götüren takım. Yani gerçekten son, son... dönemlerde Beşiktaş liginde gruptan namal çıktı. Likte 3. sıradaydı evet. o sırada yani. Galatasaray, Başakşehir son 8 puan gerisinde liginde oynadığı için düştü. Kesin yok da. Yani i̇kisini bir arada götüren evet. takım çok az. Şenol Acalı, Beşiktaş diyeceğim. E, Lyon'a penaltıların o takımda çok özel bir takımdı işte. Taliskası, Abubakar'ı e, Cenk Tosun'u. Yani kadro çok. Babel yine iyi bir kadroydu. Rakiplerinden çok daha önde bir kadroydu. Şimdi bakarsak dört takıma da hani şu takımın kadrosu çok ağır basıyor değiliz. Bir tek Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu var. rotasyon yani i̇lk 11'e yazabileceği 17-18 evet. oyuncu yani Galatasaray'da bu sayı 12-13'tür. Beşiktaş da keza öyledir. Trabzonspor ne yani Fenerbahçe'nin tek farkı geniş bir kadrosu. <laughs> Zaten Galatasaray eğer bu sezon Avrupa'da olsaydı özellikle yerli rotasyonu şu anda ee, çok fazla tartışılıyordu. Burada e, dışarıdan girecek oyuncuların etkisi vesaire tartışılıyordu. Ama işte haftada bir maç oynayacak olması bir şekilde o üç yerli konusunda daha rahat e, bir konuma getiriyor. Galatasaray'ı. E, ama sıkıntı şu an açık söyleyeyim. Ben de yanıldım diyeyim. Sezon başı bütün haberlerimi de bu yönde yaptım. Zaten gerçek de ortaya çıktı. İşte Abdülkerim. Kerem Yunus üzerine kurdu Okan Hoca ama evet. Sanki bu yapı Yunus'la Kerem'in biri iyi 11'de olması daha mantıklı. Diğer tarafta biraz da Gezal e, ya da e, Fegüli gibi eski yani böyle daha set hücumu, topa basabilen, etrafını yönlendirebilen. Oyun kanat. Yani iki kanat sanki Kerem Yunus şu an iyi başlamadı ama Trabzonspor maçı mesela tam tersi Kerem Yunus'un maçı olur mesela. Orada daha alan bulacak Trabzonspor çünkü e, Ümraniye Spor veya Giresunspor gibi oyunlar evet. e, sahasında kabullenmeyecek. Tamam,